Genellikle bizim takım tutma meselemiz ailevi meseleye bağlıdır. Tesadüflere, durumlara bağlıdır ama kulüplerin ifade ettiği bazı kavramlar, derin anlamlar vardır oluşumuyla ilgili olan. Ben Galatasaray, Fenerbahçe ve yani karşılaştırmalı bir değerlendirme yaptığımda ne bileyim yani neresinden bakarsam bak bunlar çok aslında hani her Beşiktaşlı böyle de her Fenerli böyle diye bir şey yok ama temel özünü oluşturan bir şey var Beşiktaş'ın. Bir kere sonuç olarak daha emekçi bir takımdır. Daha sokağın takımıdır. Beşiktaş başkanı tribünde puro içmemelidir. Hani şekle bağlı bir şeyden değil, o takımın kavramlarıyla ilgili bir şeydi bu. Dolayısıyla benim için Beşiktaşlılık, yani kendi oluş serüvenim bir tarafa, insana, sokağa en yakın takım olduğunu düşündüm hep Beşiktaş'ın. Ve Beşiktaş'ta yönetici olanların, başkan olanların, Beşiktaş'ı oynayanların hepsinin bu kavramları bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa hani şu büyüktür, şu daha büyüktür tartışması anlamsız bir tartışma. Çünkü o başarılarla ya da başarısızlıklarla yapılan bir değerlendirmedir. Bana göre Beşiktaşlılık kavram olarak anlatılmalı ve anlaşılmalıdır. Biz megaloman bir takım değiliz ya. Biz öyle bizim büyüklük falan çünkü büyüklük onlar işlevine bağlı şeylerdi. Bizim işlevimizin de yerinde olduğunu düşünüyorum ama babamı çok severim. Çok iyi bir adamdır. Onun Beşiktaşlı olmasında hep bir anlam buldum. Ama mesela ailelerde biraz da şu olur. Bazı çocuklar herkes Beşiktaşlı diye yani sırf Beşiktaşlı olmamak için mesela abim Galatasaraylı olmuştur. Genelde içimizde futbolla en ilgisiz kişidir. Ama ben hem futbolcuydum. Futbolu çok seviyordum. Hem babamı seviyordum. Babam da Beşiktaşlıydı. Hatta bizim çocukluğumuzda Sanlı Hoca gelmişti Hakkari'ye. O günü de hiç unutmuyorum. Beşiktaşlı kimdir diye baktığında ben ama nerede, hayatın neresinde yani? Bir meyhanede orada köşede herkes futbol için bağırıp çağırırken derin Beşiktaşlı adamın bütün bu olayı soğukkanlı bir şekilde izlediğini düşünüyorum. Yani Beşiktaşlılık bence işte odur. Beşiktaşlılık benim çocukluğumdaki abilerdir. Yani öyle bir abimiz vardı, çok tatlı bir adamdı. Hani vardır ya bakkallarda böyle bakkalın da arkadaşıdır yanında hafif fıstık tezgah arkasında tekel birası içen abi. Yani o abilerin böyle çirkin, çiğ reaksiyonlarını hiç görmedim ben. Yani belki subjektif bir değerlendirme yapıyorum. Böyle muhakkak diğer takımların taraftarları da var ama hani bizim mahallenin Beşiktaşlı abileri daha soğukkanlı, daha başarıya göre takım tutmayan yani Beşiktaş yenildiğinde bırakacağım ya bu takımı falan diyen amatör bir taraftar zihniyeti hiçbir zaman olmadı Beşiktaş'ta. Biz bu iki takımdan, çünkü biz bu üç takım içinde meseleyi tartışıyoruz aslında. Bu iki takımda olmayan bir soğukkanlılık olduğunu düşündüm ben Beşiktaş'ın. Kelimelerin hiçbir şeyde kabahati yoktur. Kelimeler masumdur. Sizin nasıl kullandığınıza bir yere isim takarsınız. Gül bile saçma sapan bir anlam taşır. Artık hiç o kadar klişelere döndü ki garip gelen kazansın dedi. Ben dedim ki böyle olur zaten. Şimdi bazen diyor ki o top direkten dönmeseydi maçın neticesi böyle olmazdı. Tabii. Tabii. Pazartesi günü ya çok neşeliydim sokağa çıkıyordum herkesten önce ya da onu biraz ağırdan alıyordum. Pazar günkü maçın sonucuna göre. Ama çok eğlenceliydi. Futbol bu kadar çok para kazanmıyordu o zaman ve bu kadar da çirkinleşmemişti. Dolayısıyla hani sektör, endüstri ve parasal hacmi büyüdükçe her zamanki gibi tadı kaçmakta. Ama hani ben Beşiktaşlılık meselesini ta oralardan düşünüyorum. Hani derin dediğim mesele.